Herkese selam arkadaşlar, yepyeni bir videodan. Bugünkü video konumuz farklı bir konsept olsun istedim ve sizin için farklı bir dekor hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugün konumuz insanın kendi varlığının farkına varması, yani insanın kendini keşfetmesi, kendi benliğinin farkında olması, yani farkındalığımızı yükseltmemiz. Bazen kendimizin farkında olamıyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Bazı insanlar aslında çok güçlü. Aslında onların gerçekten içlerinde barındırdığı, geçmişten gelen veya kalıtsal olarak barındırdığı potansiyel enerjileri var veya potansiyel yetenekleri var. Fakat bu insanlar, bu bahsettiğimiz insanlar bu yeteneklerini kullanamayabiliyorlar bazen. Bunun sebebi aslında kim olduklarının farkında değiller. Mesela çevremizde bazen birçok insan görürüz. Ve biz bu insanların aslında düşündüğümüzde ne kadar yetenekli olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar güzel olduğunu düşünmeden edemeyiz, değil mi? Böyle insanlar vardır. Fakat bu insanlara şöyle bir şey ilettiğimizde, sen şöyle yapsan aslında çok güzel olur, sana çok yakışır dediğimiz yüzlerce insan vardır, hatta hepimizin hayatında vardır. Belki o insanlardan biri sizsinizdir. Yani kendinize şunu söyleyebilirsiniz: aslında o insanlardan biri benim. Ben olabilirim. Ben miyim acaba? Bu tarz sorular sorun. Çünkü çevremizden bazen farklı sesler duyarız. Ne tür sesler bu? Sen şöyle yapsaydın aslında çok daha iyi olurdu. Böyle yapmak sana çok yakışır. Aslında senin böyle bir tarzın var gibi cümleler duyarız. Tabii bizler bunu ne kadar değerlendirebiliriz? Orası sizlere kalmış. Gerçek anlamda gücümüz nedir? Bazen çevremizde veya kendi ailemizde tanıdığımız insanlar vardır. Çevremizde gördüğümüz insanlar vardır. Ne yapsak, ne etsek de aslında olmayan, gerçek olmayan durumu gerçekmiş gibi algılamalarının önüne geçemeyiz. Her insanın kendi dünyasında, kendi zihninde yarattığı bir karakter var. Kendine göre oluşturduğu bir kişiliği var. Ve bu kişilik dünyayı o zihinde algılıyor, o pencerede algılıyor. Aslında dünya bu şekilde değil. Yani aslında dünya onun gördüğü gibi değil. Keşke biz bu insanlara dünyanın daha farklı bir perspektifte olduğunu, daha farklı bakış açısıyla bakabileceğini gösterebilsek, öğretebilsek. Fakat bunu başarmak gerçekten çok zor. Biz bazen kendimiz bile, yani kendi iç benliğimiz, kendi varlığımız bile bazı şeylere ister istemez karşı çıkarız ve sonunda birkaç zaman sonra neden bunu daha önce de yapmadım diye kendimize kızdığımız zamanlar da olur. İşte bunu çok yapmayan insan türleri var. Mesela kendine eziyet eden insan türleri. Mesela benim en çok çevremde kendine arabesk dünya yaratmış insan karakterleri o kadar çok ki. Mesela şöyle düşünen insan tipleri çok. Bazı insanlar şunu düşünüyor: parayla mutlu olabilirim. Yani çevremizde gördüğümüz, sizin de eminim ki böyle insan tipleri var. Birçok insan kendini parayla koşullandırmış. Maalesef çok parası olursa mutlu olabileceğini düşünüyor. Bu durum beni çok üzüyor aslında. Şu anlamda çok üzüyor: bu insanları ben gördükçe kendilerine ne kadar büyük eziyet ettiklerini, kendilerine ne kadar acımasızca davrandıklarını anladığımda, farkına vardığımda gerçekten onlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Ama maalesef onlara ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyoruz? Neden ben ulaşamıyorum veya etrafımızdaki insanlar, sizler neden ulaşamıyorsunuz? Çünkü insanın doğuştan getirdiği yetenekleri, gelenekleri, görenekleri ve oluşturduğu bir kişiliği var. Bu kişilik zamanla oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Bir dağın oluşumu gibi, sıra dağların oluşumu gibi bu düşünceler oluşuyor. O kadar katı oluyor ki bu düşünceler. Bu düşünceleri yıkmak bir dağı parçalamak gibi, yani bir dağı toz haline getirmek gibi. İşte o yıkılmayan dağlar bizim yıkılması gereken, aslında yıkılmayan, kalıplaşmış, bize zarar veren düşüncelerimiz. Keşke onları yenebilsek. Mesela ben kendi çevremde
Öyle güzel, öyle yetenekli, öyle tatlı insanlar görürüm ki. Mesela şunu dediğim çok olmuştur. Yani şu insan çok iyi ama keşke çok içki içmese. Keşke kendine bu kadar zarar vermese. Aslında o kişi içki içerek hayatını mahvediyor. Böyle dediğim insan karakteri gerçekten çok fazla. Bu aynı dediğim şey sigara için de geçerli. Bazı insanlar gerçekten sadece sigara içerek kendisine müthiş zarar veriyor. Sigarayı bir dost gibi görüyor. Sigarayı tutunulacak bir dal gibi görüyor. Ama yani sigarayı bırakması gerektiğini söylediğinizde de size düşman gibi bakıyor. Nasıl bırakabilirim? Benim onca derdim var diyor. Ve bu insan için dertler hiç bitmiyor. Yani bu tarz insanlar için dertler hiç bitmiyor. Yıllarca sürüyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Hatta biz çevremizde bazı insanlar görürüz. Hep şöyle derler. Bu yıl çok borcum var. Seneye borcum bitecek. O borcum bitsin, siz beni görün der mesela. O yıl geçer, sonra başka bir şey olur. Biz ona deriz ki hani borcun bitecekti, böyle olacaktın. Hani farklı bakacaktın. Der ki ya tamam öyle ama bir de şu var. O da bitsin şunu yapacağım, şu da bitsin şunu yapacağım derken bir bakmışsınız hayat geçip gitmiş sevgili izleyicilerimiz. Şimdi aslında çevremde bunun o kadar çok örneğini görüyorum ki keşke düşünebildiklerimi şu videoya daha iyi anlatabilsem. Yani daha iyi kelimeler seçip sizlere daha iyi aktarabilsem. Ama ben eminim ki sizler bu videoyu izlerken çevrenizde kendi hayatını mahveden, kendine zarar veren birçok insan düşündünüz. Kesinlikle çevremizde yüzlerce, onlarca örneği var. Kumar oynayan birisi kendisine müthiş zarar veriyor zaten. Bir de biz insanoğlu hep bir şeyler yapmak için bekleriz. Hep birilerinin bizi teşvik etmesini, hep bir şey olmasını bekleriz. Hayallerimizdeki kişi olmak için hiç savaşmayız. Yani bir gün bir şey olacak diye bekleriz ya da birisi gelecek bizi hayallerimize ulaştıracak diye düşünürüz. Ama maalesef o hayallerimize ulaştıracak kişi hiçbir zaman gelmez. Ben bunu kendi hayatımda da yaşadım. Kendi çocukluğumda da çok hayaller kurdum. Hep birinin beni keşfetmesini, hep bana gaz vermesini bekledim. Hep bir motivasyon bekledim. Ama bu hiçbir zaman olmadı aslında gerçek anlamda. Çünkü gerçek motivasyonun temel kaynağı aslında benim kendi benliğimdi, kendi ruhumdu. Bazen biz insanlar etraftan ne kadar çok motivasyon örneği görürsek görelim, ne kadar çok motivasyon alırsak alalım, aslında tam anlamıyla motive olmayız. Çünkü kendi benliğimiz buna izin vermez. Biz kendimiz olarak buna tam anlamıyla karar vermemiş olduğumuz için maalesef bu hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. İşte bu nedenle diyorum ki biz İnsanoğlu hayallerimize ulaşmak mı istiyoruz? Tek yol, tek çare kendimiz, kendi benliğimiz. Bu yüzden ne yapmalıyız? Bence bazen düşünmeliyiz. Bir anda düşünmekte olabileceğini zannetmiyorum. Hayalimizdeki şey nedir? Aslında biz kimiz? Biz ne olmak istiyoruz? Aslında gerçek benliğimiz ne? Yeteneklerimiz ne? Ne olursak daha iyi bir hayatımız olur. Nasıl davranırsak daha mutlu oluruz? Kimlerle muhatap olursak, kimlerle görüşürsek daha iyi bir yaşam süreriz. Her insan kendine göre çok özeldir. Her insan kendini çok özel hisseder aslında. Bazen özel hissetmediğimizi düşünürüz ve çevremize bunu yansıtmaya çalışırız. Aslında kendimizi özel hissettiğimiz cümlelerimizde gizli. Çünkü bize verilen görevleri en layıkıyla yapmaya çalışırız bazen. Patronumuza yaranmaya çalışırız. Bazen anne ve babamıza yaranmaya çalışırız. Sevgilimiz, eşimiz, dostumuz varsa veya akrabalarımız varsa iyi görünmeye çalışırız. Neden? Tüm bunların sebebi ne? Tabii ki kendimizi özel hissetmek. Kendimizi daha güçlü gösterme isteği. Aslında biz güçlüyüz zaten. Ancak kendimize gereken özeni göstermiyoruz. Kendimizin farkında değiliz. Yapabileceklerimizin farkında değiliz. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle kendi zihnimizde yarattığımız
arabesk dünyadan kurtulmamız gerekiyor. Veya kendimize oluşturduğumuz, kendimize kurduğumuz kalıplaşmış düşüncelerin dışına çıkmamız gerekiyor. Ve şu kesinlikle temel şartlarımızdan biri olmalı. Lütfen eğer bir hayaliniz varsa, bir şey yapmak istiyorsanız, bir şeyin peşinden gitmek istiyorsanız lütfen şimdiden başlayın. Lütfen şimdiden küçük adımları atın. O şey zamanla oluşacak. Sizi birinin keşfetmesini beklemeyin. Veya birinin iteklemesini beklemeyin. Biri gelip sizi asla kurtarmayacak. Bazen birilerini arabilir belki de. Evet, bu tarz şeyler olabilir. Ama bunlar istisna durumlar. Kendi kurtarıcımız kendimiz olmalıyız. Bunun için mücadele etmeliyiz. Hem kendi kurtarıcımız kendimiz olursak, kendimiz başarırsak aslında kendimizi daha iyi hissederiz. Birisi karşımıza çıkıp şunu diyemez: benim sayemde oldu. Seni ben yarattım. Sen benim gazımla şu an karşımdasın. Benim telkinlerimle buradasın. Benim paramla buradasın. Benim gücümle buradasın diyebilir insanlar. Bunu dedirtmemek için de aslında kendimiz çabalamalıyız. Hayalimizdeki şey her neyse, lütfen şimdiden küçük adımlar atın. Nasıl atabiliriz? Yapabileceğimiz tüm şeyleri bence bir not defterine not alabiliriz. Mesela aklıma gelen. Konuyla ilgili araştırmalar yapabiliriz. Yani hayalimizdeki konuyla ilgili araştırmalar yapabiliriz. Gerçekten bilir kişilerle hayalimizi konuşabiliriz ama güvenebileceğimiz kişilerle. Bu olabilir. Yani aslında yine kendi hayalinizin peşinden gidecek olan kişi siz olduğunuz için bunun da yollarını sizin bulmanız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen sevgili izleyicim, karşımdaki sen, eğer bir hayalin varsa, hala hedeflerin varsa ve hala bekliyorsan, eğer daha çok beklemek istemiyorum diyorsan, lütfen bugün başla. Lütfen yaşadığın dünyanın farkına var. Gerçekten olman gereken kişi ol. Adımlarını şimdiden at. Birilerinin seni keşfetmesini, iteklemesini bekleme. Kendi motivasyonunu kendin sağla. Kişisel gelişim kitapları oku. Kişisel gelişim videoları izle. Bir şeyler yap. Bir YouTube videosuyla başla işe. Bir resim yap. Bir enstrüman çal. Bir fotoğraf çek. Yapman gereken şeyi kendin bul. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka videoda yeniden farklı bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Eğer buraya kadar gerçekten sabredip dinlediyseniz bir kez daha teşekkür ederim. Ve siz de kendinize bir teşekkür daha edin. Çünkü gerçekten istiyorsunuz demektir. Hoşça kalın.